İstanbul metrosunda bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Metroyu delip geçen inşaat demiri bir yolcuya saplandı. Saat 9.30 sıralarıydı. Metro içindeki çok sayıda yolcuyla birlikte Sanayi Mahallesi'nden Seyrantepe yönüne seyrediyordu. İstasyonun şantiye alanındaki makastan geçtiği sırada vagonlardan biri dengesini kaybederek demir saca çarptı. Uzun inşaat demiri ise metrodan içeri girdi ve bir yolcunun kalçasını delip geçti. Kanlar içinde yere yığılan 33 yaşındaki Fatih Çoban'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bu sürede seferler karşılıklı olarak durduruldu. Tam da kazanın meydana geldiği şantiyenin dışında çok sayıda itfaiye aracı hazır bekletiliyor ve yaralanan vatandaş şu an içeriden dışarıya çıkartılmaya çalışılıyor. Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işten evine döndüğü öğrenilen genç adam bulunduğu yerden itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri de yaralıyı en yakın hastaneye yetiştirdi. Makinist tarafından kumanda merkezine yapılan "Kaza nedeniyle durmak zorunda kaldım. Yolcuları tahliye edelim." anonsunun ardından yolcular tahliye edildi. Panik ve korku içindeki yolcular metronun içinde dakikalarca yürüdü. Bu arada yolculardan biri sosyal medyada olayda ihmal olduğunu, 30 dakika boyunca yaralıya yardım edilmediğini duyurdu. Olay anını da şu sözlerle anlattı. "Ambulans istedik ve 30 dakika boyunca ambulans gelmedi. Ve o adam yaralı bir şekilde yerde yatmaya devam etti. Kazazedelerden biri metroda çalışan işçilere, "Burada sağlık görevlisi yok mu hiç? Başınıza bir şey gelse çağırabileceğiniz herhangi bir kimse," dedi ama işçilerin başını öne eğip susması durumun vehametini özetlemeye yetti. Yaralı yolcunun hastaneye kaldırılmasının ardından olay yeri inceleme ekibi çalışmalarını yaptı. Saatlerimiz şu anda 11'i gösteriyor. Olay yeri inceleme ekibi geldi ve tam da kazanın meydana geldiği şantiye alanına metro istasyonuna inecekler ve orada incelemelerde bulunacaklar ve kazanın akıbetine bakacaklar. Yaralı yolcu Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acilen ameliyata alındı. Ağır yara almıştı. Fatih Çoban'ın neyse ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Babası ve yakınları ise hastaneden ayrılmıyor. Bu Allah'ın yazısı, ne yazılmışsa o gelmez. Bunun alnına yazılmış. Bu akacak kan damarda da durmaz. Olmuş bu. İhmali varsa herkes cezasını çeker. Kazanın kesin sebebi inceleme raporlarının hazırlanmasıyla duyurulacak.